Bugünden yeni bir videodan selam olsun. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Dün akşam camiden geldikten sonra kapanışımı bile yapamadım. O yüzden bugün de saat şu an 5, videomu yeni başlatıyorum. AVM'ye geldim. AVM'ye niye geldim sizce? Bunu ablam beğenmişti ya. Ablama şundan alacağım bir tane. Evet. Ben de şunu beğenmiştim ama ve lakin artık o kadar çok şey var ya. Bu bakın hiç satılmamış nedense. Şöyle küçüğü de var. Ama ikisi de herhalde 100 TL. Evet. 20'ye 25, 17'ye 20. Büyüğü daha mantıklı değil mi? Aynen. Şunu alalım. Epeydir Teddy'ye gelmemiştik. Yarın doktor işim var dedim videoma. Bugünden başlayayım, yarın devam ederim. Bugün böyle, yani bu ara geriden geliyorum öyle söyleyeyim. Benim aldığım kaseler var ya Bim'den, onun bardakları bakın. Ama bayağı ağır. Ne kadar? 179 TL. Bakalım belki hoşumuza giden bir şey olur değil mi? Anneme aldığımız kırmızılar kalmamış. Böyle yeşilleri var. Ben de şoktan bulamadım biliyor musunuz? Onları şey yapacaktım ya. Sekizli. Şu hasırlara bayılıyorum ya. Gerçekten hepsi çok güzel. Aa, bunların böyle ufakları gelmiş. Ama Nihale. Ha. Nihale olarak mantıklı. Şundan bana Şuleciğim almış diye bilirsiniz. Ama arada kullanıyorum. O da Nihale mi? Evet. Aynen. Değişik bir şey var mı diye geldim ama. Şunlar da 40 liraymış. Renkleri var. Küçük benimkilerden vardı aslında da kalmamış. Ablam onları da beğenmişti. Bak onlara da bakacaktım. Kalmamış. Mayolar, bikiniler gelmiş. Şöyle fiyatlarını söyleyeyim mi size? 189 TL. Şöyle 100 TL. Biz daha yaz için hiç plan yapmadık vallahi, bilmiyorum. Sınavda var ya, sonrasında bir yerlere gider miyiz? Hiçbir fikrim yok. 119 TL. Teddy'den çıktım. Şimdi şu ablamla gittiğimiz Barrels mi diyemiyorum işte. Barrels yazılıyor. Oraya bir bakayım. Ben kendime hiç bayramlık falan hiçbir şey bakmadım da almadım da. Yarın annemle çarşıya gideceğiz ama bilmem zaman olur mu? Annemin alışverişi var. Ben pazardan bir iki bir şey alacağım. Bu arada kaşlarım bir tık koyu kaldı. Biliyorsunuz işlem var kaşlarda. O yüzden kaşları açtıramadım. Ha, ben kaş açtırmayı da çok sevmiyorum. Bir ara çünkü böyle röfle yapılmıştı bana. Kaşlarımı açtılar. Hoş olmadı. Ne bileyim, ben kendimi kara kaşlı seviyorum. O yüzden kaşım bir tık koyu kaldı ama olsun. Saçım zaten biraz koyulaşacak zaten bir dahaki boyada. Bakalım burada bir şeyler var mı arkadaşlar? İlk dikkatimi şu çekti böyle. Bol. Ay. Rahat bir pantolona benziyor. 400 TL. Bu XX large. Bakın üzerine şöyle bir şeyle. Aa, güzel ama. Şöyle uzak çekim yapayım. Kahverengi krem. Ay, genç kızlara göre ne güzel olmuş etekli. Giymez ki yarın öyle. Evet, yine kısa tabii her şey. Şöyle bir tulum var. Keşke zayıf olsam da. Ne kadarmış? 379. Ay, yarına böyle çekeyim göstereyim, belki hoşuna gider. Şu takım da güzel bakın. Görüyor musunuz? Yırtmacılı şöyle. Aslında ben böyle değişik bir şey istiyorum da. Tulum çok severim. Kaç senedir bir tulumum var. Hala giyiyorum. Yalnız bu sene ceketler çok moda ya. Aa, bakın. 400 lira ceket. Pantolon ne kadar? Onu da söyleyeyim size. Güzelmiş ama. Tabii görebilirsem inşallah söyleyeceğim arkadaşlar. Bekleyin. 300 lirada, yani 279 lirada pantolonu ama keten. İşte çok mu karışır? Şık değil mi? Güzelmiş bu. Tek düğmeli böyle. Beden M var. Ana, beden kalmamış ama.
Ay yanımda kimse olmayınca zaten seçemem de. Ya da şöyle bir pantolon. Gerçi bunun bedeni büyük de X large. Bunu şey olarak düşünün. Deminki kahveydi ya. Böyle üstüne şöyle. Tam böyle göbekte bitecek. Ya da şöyle. Ama işte onlar denemeden olmaz. Kısa olursa olmaz. Bu takım güzel de bunun göbeği açık ya böyle. Yok. Bu ne kadar? 300. 6. O da öyledir. 6'da 279. Ama var ya. Çok rahattır. Neyse buraya da bakmadık demem. Şunu beğendim. Bir de dediğim gibi şöyle bir şey olabilir. Pantolonla üst. Ne zaman karar vereceğim acaba? Çok merak ediyorum. Valla bayramlık diye düşünmeyin ya. Arkadaşlarım falan gelecek. Dışarılara gezeceğiz, tozacağız. Ondan yoksa hiç bayramlık falan alasım yok benim. Gelmişken maviye de bakayım. Belki böyle değişik gömlek falan olur. Bilemedim. Buradan alsaydım şu çantayı alacaktım. Şu. 600. 100 lira zam gelmiş. Ay ne güzel hasır çantalar gelmiş. Benim de var ya bekarlıktan kalma. Bu sene demek ki hasırlar moda. Ay şu da güzel bakın. Ne kadar? 530. Ay bu da güzel. Bunu da beğendim. Şöyle var. Bir de böyle var. Bunu da söyleyeyim size. 650. Ay buna bakın. Renkli renkli. Bu ablama göre. Ayna var mı? Halime de bakmayın ama. Dünkü kıyafetler. Annemde kaldım ya. Ay çok güzel ya. Renkli renkli şey. Eskiden böyle el işi çantaları olurdu. Gerçekten güzel. Bunda mavi yazıyor. Bu ne kadar? 600 diyorum ben bunlara böyle kısadan. Ama şey bende var ya. Ayakkabılarımla hasır çantam. Bu da işte öyle. Kıyafet hep spor ama ya bugün. €600. Güzelmiş ama yağmurluk gibi. Şu ay elim gelmiş pardon. Bu el de var ya böyle. Haydi bakalım arkadaşlar. Şurada var mı? Şurada bir şeyler var gibi de bazen çünkü güzel gömlekler falan oluyor. Ay yok bu ne? Şunları boyunlara ne takardık önceden değil mi? Yine takalım bakın modaymış. Ay yok bir şey ya. AVM'ye de bugün gitmeyeceğim de. Orası çok kalabalıktır. Burası şey Westlife. Öbür taraf var ya. Oo. He bir de yağmur yağacak bayramda. Gerçi bugün de yağmurluydu. He, şu Yaren'in geçen sene aldığına benziyor. Bakayım ne kadar olmuş bunlar. Etiketi nerede bunun? Her şey gibi buranın fiyatları da uçmuş. Aa biz 400 almıştık 500 olmuş ama bu aynısı değil. Onunki daha lastikli daha güzeldi. Bu o kadar güzel değil modeli. Kotlar ne kadar olmuş burada? En son 400 almıştık. 700. Her geliyoruz çıkıyor. Şimdi ben buraya gelirim de Migros'a uğramam ama hatırı kalır tabii ki. Bende çikolata var da şeker de aslında var ama Yaren bunlardan istedi. Böyle şimdi görmüşken 100 liraymış. Böyle biraz biraz alacağım ona. Şöyle. Şundan. Başka başka. O aldığım çilek miydi? Evet bu da çilek. Bu ne? Şeftali. Şöyle şöyle alacağım da. Başka. Böklen aldık. Biraz şöyle bundan. Başka ön tarafa da bakalım. Hangileri aldık? Biraz şunda vişne mi? Aa bunlar aynı.
Şunlar yumuşak mı? Bakayım. Sert mi? Biraz alayım. Buraya açıklanmak hiç iyi bir fikir değil. Evet. Yeter herhalde ya. Ya da biraz daha koyalım. Fiyatını görmedim. Aslında çok kullanışlı olabilir mi? Bence olabilir. Bakın. Pencere kapağı ikili. Tavalarda falan. Migros'ta. Mesela bakmak lazım fiyatına. Şurada fiyatlar yazıyor ama yok, o değil. Normalde şurada yazması lazım. O da yok. Ona bakarım bir ara. Şöyle. AVM, yani diğer AVM'de daha çok şey oluyor aslında. Yarın odaya ben böyle, bu ne? Aa, yuvarlakmış. Bakın. Bir dakika, bir ekranı büyütelim. Fiyatını görmüyorum ama yumuşacık. Güzel. Yarın odasının halısını değiştireceğim de böyle küçük bir şey alacağım. Pijamalar. Pembe de var arkada. Burada aktüellerde çok bir şey yok. Şöyle de bakalım, şekerimizi alalım. Giyelim. Fırın kapları. 29.95'ten 24.95'e düşmüş. He, bir dakika arkadaşlar. Burada var mı? Peynir tatlısı. Aynen. Bu marka iyi demiştiniz bana. Sanki öyle hatırlıyorum. Bir tane bundan alıyorum şimdi. Şu ne? Ay, ne kadar ufak ufak. Alsam mı ki? İkisini alalım. Hatta bugün şunu yaparız. Bunun markası ne? Bu Saffet Abdullah'ı iyi demiştiniz. Yanlış hatırlamıyorsam. Bunları aldım. Ne kadarmış? Ha, o güllaç. Bunların fiyatını görmüyorum. Evlenecek kızlar. Şu tencereler hayat kurtarıyor. Ben bilmiyorum, çok seviyorum. Hani yemek artığı olduğu zaman. Tabii çeliği güzel olması lazım. Ben 101'den aldım. Gayet memnunum. Ağırmış bu ama. Fiyatı ne kadarmış? 449 TL. Çelik var. Aman, çelik diyorum. Düdüklü tencere. Benim vardı çeyizimde bundan. Öyle işte. Yavaş yavaş kasaya doğru gidelim. Orta kısma bakalım. İndirimli bir şeyler var mı? He, banyo için. Banyo için bir saniye. Şundan almam lazım. Aslında bunların tek suları. Heh, burada bakın. Normalde bende mesela şişe var. Böyle alırsanız 40 TL. Ama ben sadece şunu alsam yeterli. Bunu da sulandırıyorsunuz. Banyoda çok memnunum ben bundan. Bunun hatta mutfak olanı da var. Şundan alacağım. Fiyatı yazıyor mu? Bir sorayım bunu. Şöyle ikilileri var. 77. Fiyatı gördüm. Bu 19'sa bence bu da öyledir. Hem şişeden böyle şey oluyor. Plastik üretimi. Yani plastik kullanımını azaltmış oluyoruz böyle. Öyle söyleyeyim. Aldık. Şu Silipin'in şeylerini çok methediyorlar da bunlar değildir tabii onlar. Aa, bunlar mı yoksa? Yüzey temizlik havlusu. Buysa alayım. İz bırakmayan. Bu mu ki ya? Bu galiba değil mi? Aynen. Bakın burada yazıyormuş zaten. Cam yüzeylerde masa, tezgah, lavabo, banyo, halı, elektronik eşya temizliğinde. Alayım bakalım. Bundan bir ben kullanmadım herhalde. Yoruldum. Alacaklarımı aldım. Şimdi nereye gidiyorum? Ablam aradı. Demiştim sanırım. Hatırlamıyorum da dediğimi. Belki de dememiş olabilirim. Bayram için zeytinyağlı yaprak saracağız. Ablamda yaprak var. Aslında ben Kaya Çiftliği'nden alacaktım. Elif aldı ya geçen. Güzeldi. Ablam da bende var. Gel Yeşo dedi. Hem de burada bir şeyler hazırlayalım. Hızlı hızlı yeriz dedi. Şimdi ablama gidiyorum. Yaren de geç saatte gelecek zaten. O daha çıkmamış annemden. Öyle yani, yaprak saracağız. Aslında ben bugün yufka alacaktım. Börek falan saracaktım da yarın tekrar ineceğim ya. Hastane işinden sonra. O yüzden dedim şey yapayım. Yarın yaprak alayım. Kurabiye bir şeyler yapayım, buzluğa koyayım diye düşünüyorum. Bakalım arkadaşlar. Şimdi arabaya geldim. Ben varken yağmur da yağmadı. Ama güzel yağacak yani. Öyle bakalım. Bu ara böyle geriden geliyorum. Yarın başka bir video başlatırım.
Allah kısmet ederse. Şimdi ablam da birazdan sizlerle birlikte güzel sohbetli sarma yaparız. Geldim arabama. Çok şükür. Anahtarı çıkarayım. Ama hediyemi aldım. Dedim ya bunu beğenmişti diye. Migros'tan hiç iki tane ıslak mendil almak aklıma gelmedi. Şimdi bizim burada açıldı ya. Oraya bakayım. Varsa hemen ablama da oradan ıslak mendil alayım. Gidelim bakalım. Ay görevli arkadaşa soracağım ama burada yok. Ay tüh. Bakınıyorum ama. Neyse olmazsa çarşıdakine bakarım diyeceğim de. Tüh. Aynısını paşalardan buldum. Gülaycığımı gördüm. Yeşim abla paşalarda var dedi. Yalnız ben Migros'tan indirimde aldım sanıyorum ya. Zaten 40 TL'ymiş. Yani 50'si 40 TL'ymiş. Ama o kadar güzel bir sabun kokusu var ki. Yalnız şu an inanamazsınız. Öğlenki havadan eser yok. Ve resmen kar soğuğu geldi. Tövbe yarabbim. İşte var ya hastalıklarımız bundan bitmiyor. Neyse haydi bakalım bunu da hediyenin yanına koyalım. Bununla bir deneyelim bakalım aynaları falan. Dedikleri gibi kullanışlı mı test edip onaylayacağım. Ondan sonra da sizlerle paylaşacağım. Ama çok güzel kokuyor. Dışından bile sabun kokuyor. Temizlik kokuyor. İyi mi? Ben sizi şöyle yapıyorum. Elli mi? İşlem kamera ayarlıyor. Ha. Tamam mı? Merhabalar hanımlar. Uzak çekim yaptık da biz şu an kendimizi görmüyoruz. Nereye bakacağım biliyor musun? O kameralar gözüküyor ya. Şimdi tersi oldu ya ondan diyorum sana. Hayır şuralara. Normalde çünkü merceğe bakıyorduk. Merhabalar hanımlar, iyi akşamlar. Karnımızı doyurduk geldik. Evet. Yaprak sarıyoruz. Aynen. Yeşimciye dedim gel bu akşam. Beraber açalım. Ne açacağız? İftarı da dedi. Bir şeyler hazırladık. Yedik, içtik. Sofrayı kaldırdık. Çayımızı içtik. Ben bayrama anneme dolma sarıyoruz. Ben bunu şimdi tencere beraber dondurucuya atarım. Hı hı. He, geçen seneki gibi. Sabah, bayram birinci sabah pişiririm. Aynen. Onu en son nerede yaptık? Ben güzel pişiremedim. Yani şeysiz oldu. Evet. Böyle kuru kuru oldu. Nazanlar geldiğindeydi. Hı. Ama mi? O içeriden de oluyor eşi. Yapraktan da mı oluyor? Yapraktan da oluyor. Ablam bu yaprak nasıl? Güzele benziyor bilmiyorum. Ama bu bile bir iki cins abla. Nasıl? Nereden aldın bir iki cins daha birinci? Hayır. Sen verdin sardık ya. He. Onu demek ama istiyorum. Ama işi bir iki cins farklı derken farklı evet. Farklı yerlerden aldık ya. Farklı yerlerden aldık. İkincisi hiç turuna tadına bakmadım ama yeşince. Olmuştur. Farklı yerlerden aldık. Sonra Hayri abla da getirmişti bana köyden. Hı hı. Parayla aldım. Hem arkadaştan aldım. Hem pazardan aldım. Bak bunun hepsi böyle olsa bak incecik görüyor musun? Bunların benim sakladığım şu andaki hepsi inceydi. Al sen şunu peçete. Aa şey olmaz değil mi masaya? Yok ne olsun. Böyle işte arkadaşlar. Ağırlık çöktü. Ne yapıyorsunuz? Bunun yüzünden çok iyiydi. Hanımlar nasılsınız? İştahım geri açıldı. Bayram hazırlığı yapıyor herkes. Bayram hazırlığı yapıyoruz, evet. Ya benim şey yapasım var Yeşo. Hazır bakmalım. Hazır bakmalım, bak, şeyden bildim. Bulma. Hiç de konuşmadık ha. Evet. Kalbimden benim de geçti de. Ama onun şöyle bir sıkıntı var. Ne yapacağım ama biliyor musun? Arife günü yapacağım. Dolaba koyacağım. Evet. Dolaba koyacağım. Arife, bayram birinci günü pişireceğim. Şerbetini o günü yapacağım. Ama o yaprak çok çabuk kuruyor. Ne yaprağı? Şey hazır baklavalık yufka yaprağı. Nasıl onu nasıl muhafaza edeceksin öyle dolapta? Hmm. Ben öyle değil de acaba dedim pişirsen ama pişirince de onu ısıtacaksın. Gün... O nasıl olacak o? Abla o nasıl mantıklı biliyor musun? Onu bir gün önceden yapacağım ama yani üstünü hiçbir şekilde örtmeyeceksin. Üstünü örtmezsen kıtır kıtır oluyor. Ama üstünü eğer örtersen yumuşuyor. Bir de onun püf noktası bugün Zeynepciğim de yazmış evet. Buradan öpüyorum. İnce normal baklava oklavasıyla değil de böyle küçük ince bir şeyle. Bir de şunu söyleyeyim hanımlar. Oklava. Eğer mesela tatlı yapıyorsunuz. Sırtı tatlınız neden bilmem sen konuş. Yok yok. Mesela tatlınız şekerleniyor değil mi? O neden biliyor musunuz? Püf noktası ne? Ne? Sana da söyleyeyim mi? Şöyle bakayım. Şimdi şerbeti her zaman ölçüsünü birebir yapacaksın. Mesela 4 bardak şeker koyduysan 4 su bardağı da su koyacaksın.
Limonunu hemen koymayacaksın hanımlar. İndirmeye yakın. İndirmeye yakın limonu sıkacaksın. Limonu sıktıktan sonra da hemen şerbetin altını kapatmayacaksın. Hmm. Bir 5-10 dakika daha kaynatacaksın. Şerbetin kıvamının olup olmadığını bakın. Önce güzel şerbet şekere 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su koyduktan sonra güzel karıştıracaksın. Güzel karıştıktan sonra iyice eriteceksin. Eritmeden eğer onu şeye koyarsan, ocağa koyarsan şekerleniyormuş o tatlı. İyice eritecekmişsin. Ondan sonra her ateşle kaynayıncaya kadar, kaynayınca kısık ateşte kaynamaya başlayınca 20 ve 30 dakika, yarım saat kaynayacaksın. Şu kaşıkla şöyle aldığında en son damla akmayacak. En son damla ağır akacak yani. Hayır. He. Nasıl akacak biliyor musun? İp şeklinde. Ağır. İp şeklinde. İp şeklinde. Kesilmeden ip şeklinde akarsa. Sen baklava yapmadın ki, nereden biliyorsun onu? Lütfen Yeşim, araştırma yaptım herhalde. Anneme öğret onu. İkide Allah Allah. O kadar emek ediyor. Lütfen bak şimdi beni gömüyor. Hayır öyle değil ama annem açıyor. Bir Yeşim ben şey baklavası çok yaptım. Ne? Merdane. Nişastalı merdane. Hiç sevmem onu. Kıyır kıyır ne kadar güzel olmuştu. Anneme onu öğret. Sonra anneminki şey tam şerbetleniyor. Anneminkine nazar değdi. He bir dakika şimdi. Sonra bakın nişastalı. Bir şey soracağım ama. Nişastalı merdane baklavası yaptım. Ondan sonra kabak böreği yaptım. Açıp da. Evet. Hı. Sonra gül şeklinde gül şeklinde şey yaptım. Kesip kesip böyle gül şeklinde tatlı yaptım. Peki lütfen. Ben şeyi ne yapacağım? Bak o öyle dolapta bekliyor, yiyemiyorum da. İncir reçeli şerbet. Kaynatırım onu sana ben. Tekrar kaynatacağım. Evet, bir şey olmaz ki. O zaman kaynatayım ben. Sen niye kaynatıyorsun? Ben kendim kaynatırım. Onu ne yap biliyor musun? Bu da beni gömdü şimdi. Şöyle onu ne yap biliyor musun tatlım? Onu ılık suya oturttur kavanozunu. Tamam. Yumuşasın. Ondan sonra mı kaynat? Ondan sonra onu tencereye dök. Tamam mı? Ne kadar tencereye az bir şey kaynatayım. O bir 5-10 dakika kaynasa limon sık ona. Zaten o senin şeydi. Böyle hafif Halbuki ne kadar kaynattım. Niye öyle yiyemiyorum oldu ya? Vallahi çok çok güzel. Bir de var ya onları şenden üst üste aldı. Babam çarşımadan getirdik onu üstüne. İşte ablam gözüküyor değil mi? Biz kendimizi görmüyoruz ya. Geniş açı olsun diye arka kamerayla çekiyoruz. Öyle işte hanımlar. Aslında ben bugün tek kendim saracaktım. Yeşim bana kıyamadı. Abla ben gelirim dedi. Ben çarşıdaydım ya, var mı istediğin dedim. Böyle böyle sarma yapacağım deyince o zaman dedim söyle. Yaprak Yeşim'e de çıkarttım. He ben de bakayım ne ara saracağım. Ama. Yok beraber yok. Beraber sarardık. Saat 8.30. Ama benim anca aslında gidince üşenmesem. Niye bu de? Akşam mı? Çünkü yarın bir sürü işim var. Hastane işim var. Pazar işi var. Alışveriş işi var. Annemin. Benim alışveriş için öbür gün. Nörolojiye randevu aldım da. 2.30'da randevusu var. Aslında boşa gidiyorum. Niye derseniz. Eğer bana ilaç vermezse boşa olacak. Bayram tatili geliyor. Niye boşa MR ya? MR için bayram tatili geliyor. Olsun bir şey olmaz. En azından Yeşim MR'ını belki yarın çektirebiliriz. İlaçsız olursa. İlaçlı olmuyor ki beyin MR'ı. Yani ilaçlı da çekiliyor canım. İnfüzyon. Yarın zannetmiyorum. Anca çok boşluk olacak da. Olsun ben şey yaparım. Rica ederim. Yine de hemen çekildiğinde raporlanmıyor değil mi? Yok canım. Ama onu raporlanmadan da bakıyorlar. Baş ağrım çok çok. Ya bana böyle bir sakinleştirici bir şey verse en azından her gün ağrı kesici içmem yani. Değil mi? Evet. Başım nasıl? Tuhaf mı kapatmışım? Hayır. Ay, sen niye bunları böyle indirdin? Yukarıdaydı. Ne bileyim indirdim işte. Ablam şu da hiç yakışmıyor bana. Biraz deterjana dikkat et. He ben deterjan. Ama işte bu ara kullanmıyorum. Kullanırsan da maske tak. Özellikle şey çok dokunuyor bana hanımlar, artık. Domestos. Önceden ben var ya gece yarıları harıl harıl iş yapar. Şimdi bir iş şimdi hiçbir şey yapamıyorum. Bugün etme. Doktora gittim. Her hafta kan veriyorum ya. İstemlerimi yaptırıyorum bir gün önceden. Şimdi sabahleyin kan vereceğim. Bugün doktora diyorum ki hocam diyorum. Amin inşallah hocam dedim. Halsizliği mi? Çok halsizim dedim ya. Eve geliyorum hani çalışırken yine iyi kötü ama eve geliyorum hiçbir şey yapamıyorum. Olduğum yerde sızıyorum. Devamlı gündüz böyle, de yoruluyorsun abla. Devamlı dedim böyle beni yatak kafamı kaldıramıyorum. Çok ağırlık, iştahım yok, kilo verdim filan. Ya diyor Şule'cim hepsi normal, hepsi normal. Sen kullandığın ilaçların hala daha farkında değil misin? O kadar ağır ilaçlar kullanıyorsun. Buna da şükür. Buna da şükür. Tabii sabret. Az kaldı. Allah izin verirse yarın tam 3 ay oluyor hanımlar tedaviye başlayalım. Allah izin verirse 1 ay sonra tekrar bir ultrasonum var. He. Evet 4 ay. İki aylıkken çekildi. 4 aylıkken bir de 6 aylıkken. Ondan sonra 6 ay sonra tedavim bittiğinde duruma göre
Artık genel cerrah hocamın kararıyla bilmiyorum ne olur. Ay bana geçen gösterdi de bayağı belli şey o parça alınan yeri falan. Ay hanımlar bugün şey geldi. Vali Bey'in oğlu ameliyat olmuştu da bugün kontrolü vardı. Kulak burun boğazda gittik. Orada bir tane teyze vardı. Hocaya telefon ettim Deniz Hoca'ya. Deniz Hoca'yı bekliyoruz şimdi. Ay bir tane hasta vardı. Hocaya danışıyorlar. İşte hocam TBC'li hasta. İşte bakabilir misiniz? Size gösterecek. Koca da Deniz Hoca da bizim hastayı, Vali Bey'in oğlunu kontrol ettikten sonra ameliyattan gelmiş. Adamcağız çok yoğun. Dedi ki ameliyata çıkmak zorundayım. Yoğunum arkadaşlar dedi. Siz bakın dedi. Ben de merak ettim. TBC duydum ya. Ne TBC ne? TBC ne yaşım? Benim hastalığımın tanısı TBC. Ha, ben de gideyim bakayım dedim. Nasıl? Neresinde? Neresinde? Ay yeşim nereden gitti baktım. Kadının ölçmek gibi olmasın bu boğazı ama dışarıda. Demek benim göğsümün içinde böyle yara. Yara tabii. Yara tabii abla. Verem yara. Benim de ciğerim öyleydi bir ya. Bir görmeniz lazım. Acısı üstünde ya kalsın. Yazık, nasıl o dış kadın ya? Kaç yaşında? Bir de var ya kadın vardır 65 yaşlarında. Boğazında o kadının mı? Boğazının bu dışı şu çenesinden evlerden dışarı bir başlamış. Ama dışarıda daha buraya iyi buraya doğru. Mi? Dışarıda daha iyi yani, ama tedavi. Tabii içeride ben de yani, onu düşündüm. Bence içeride daha erken daha olur. Nasıl biliyor musunuz hanımlar? Bildiğiniz böyle irinli irinli böyle o kadar kötü bir yara ki boğazın aşağı doğru. Öyle de hiç görmedim. İlk defa öyle bir şey gördüm. Yalnız şeyde duymuştum. Endokrinde bir hasta var. TBC'li hasta dediler. He. Gidip bakmamıştım etkilenirim diye. Valla benim zamanımda bir göğüs yani ciğer tüberkülozu vardı. Ben de bu yaşa kadar öyle biliyordum. Ama şimdi neydi? Mesanede varmış. Ben şöyle düşündüm. Allah'ım dedim benim göğsümün içinde böyle yara mı var? Niye ağrıların oldu sanıyorum? Benim ciğerimdeyken ablam anlatıyor böyle süngüler sokuyorlardı. Çok ağrılarım oluyordu hanımlar. Bıçak saplanır gibi. Bildiğiniz süngüleri sanki... Sen beni hayal meyal hatırlarsın o zamanlar. Ben o zaman şöyle. Şimdi ben evli olduğum için yeni evliydim o zamanlar. 7 aylık mı? Kaç aylık evliydim? Biz hastaneye gittiğimizde tabii ki şimdi daha kaç yaşındaydı? 10 yaşında mıydın sen? 18. Liseye mi? 18 yaşında liseye gidiyordun. Pardon. Lise sondaydım. Yani ben böyle hatırlıyorum 17. Ama. Tabii yeşimin yanında annem kaldığı için o daha iyi biliyor. Ben hayal meyal böyle onları hatırlıyorum. Kolay değil. Çok 15 gün ama yattım hastanede annem ben. Ne baktı buna ne baktı? 15 gün yattım. Bana şey yapmışlardı böyle polenle, acı balla. Sen hiç böyle şeyler yemedin. Nasıl yemişim? Ben iki oda bir şeyler yemeye başladım. Beni nasıl yemişim? İki bir şey yemeye başladım hemen değerlerim yükseldi. Her şey diyet. Ya ablam bir ara evet böbrekten dolayı diyet yaptı. Üri kasetim çıktı. AST'lerim, ALT'lerim yüksek. Şimdi bir tane değerim yüksek. O da şöyle söyleyeyim. Karaciğer yetmezliği, sarılık. Allah göstermesin. Vücutta sarılık. O işte biraz geçen içinde hafta. Sarılık geçen hafta yalan yok yani çok üzüldüm hoca bana böyle böyle. Hatta bırakalım bile demiş. Hani ne yapsak filan nasılsın iyi misin? Allah korusun işte bir yeri hani böyle ben moralim bozuldu yalan yok. Bu kadar zahmet çektim. Hani bana niye hoca böyle söyledi filan diye üzüldüm yalan yok. Ama sonradan işte bilmiyorum kendi kendime dedim ki Allah büyüktür. Bu kadar şey çektim. İnşallah bugünler bitecek. İnşallah. Ya benim Allah'a şükürler olsun tamam şey yapıyorum ama benim ilaçlar değerlerimi yükselttiği için başka sıkıntılar çıkınca tabii ki ise yine işte çok şükür iyiyim. Yine yani vallahi yatmıyor. Maşallah yatmıyorum. Pıtır 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 maşallah işimin başındayım. Be. Çok şükür elhamdülillah. Şöyle kendimi dinleyen bir insan diyelim. Evde görseniz gibi değil. Evde görseniz ben değilim ama iş yerinde pıt 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 yanındaki arkadaş hatta kızıyor bana. Allah'ını seversen Şule abla diyor. Oturmaz. İrfan. Bir otur yorulmadın mı canına yazık. Ben iş yerinde öyleyim yalan yok pıt 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 pıt. Sonra da eve geliyor. Eve geliyorum. Pert. Allah. Önceden otururdum Allah'ım gece bile iş yapardım. Harıl 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 harıl. Abla şimdi, geçen seni arıyorlar. Şey gibi. Nerede? Allah yine bundan aşağı etmesin de. Abi, çok vücudum şey ya yorgunluk çok vücudumda. Öyle işte. O şeyle şu orta sehpaları da siliyorlarmış. Yeşilcim bana bugün şey almış. O moda olan şeylerden almış. Islak mendil. Ama ben ne bileyim marketlerde satıldığını bilmiyordum. Herkes Trendyol'dan sipariş veriyor. Evet ben de öyle. Hatta aa, Bime ben de geldi gördüm. Dediler. Zübeyde de gördüm Bime de hatta. Gelmiş. Ben de Zübeyde de gördüm. Bime de gelmiş. Hatta Zübeyde de gördüm.
Ondan sonra bizim Edoş hatta dedi. Yeşim abla sen nasıl anladın onları? Çok kullanışlı falan. Dedim ne bileyim ben Trend Yol'dan hani dedim epeydir sipariş vermiyorum bir şey. Şeyi de beğendi ablam. Onu kahvaltı evet, ne için yeşim bir de sunumluk almış bambu. Ne de kullanacağım? Senin genelde bambu şey ama o normal misafirde de yani kahvaltıda şart değil. Kahvaltıda yani, da olur. Şey de konur ona. Peynir tamam bile olur. Domates, mamates de koyabilirsin. Aynen o da olur. Kurabiye koyabilirsin. Kurabiye de olur. Güzel. Meyve koyabilirsin. Şeyde ama iki katlı mesela altı atıyorum kaşar türlerini üstte o tarz aynen. Bile olabilir bence. Yeter. Olmaz mı? Aynen. Güzel sağ olsun yeşincim kesesine bereket bana hediye almış. Onu çünkü o gün o beğendi almamıştı. Allah razı olsun. Senden de. Al. Onu beğenmişti o gün almamıştı. Bugün dedim aklıma gelmişken ben şey baktım sana da onlar yoktu. Hani benim şu küçük spatulalar var ya. He. Tavalar için. Olsun. Onlar kalmamıştı. Ya ne bileyim ben Trend Yol'dan bu ara hiç alışveriş yapmadığım için böyle önüme geleni alıyorum işte. Aman boşver alalım. Aman dünya malına tamah of işte böyle tamah alacağız. Tamah değil de heves ediyor evet. İnsan. Ya bir de ihtiyaç ama böyle bazen böyle hastalanınca kendime dedim ki gidi şöyle diyorum. Şey bunlara heves ediyorsun da acaba kullanabileceğim mi? Acaba şey bu. Ay yeşimin bardaklarını da aldığı bardakları kullan. Ama o bardakları geldi. Çok seviyorum da onun bende kötü hatırası olduğu için birazcık. Abla aşk olsun vallahi. Ha. Kötü hatırası diyor. Ama yeşim yılbaşıydı. Hayır. Ha, yeni şeydi tabii. Şeydim ya o zamanlar bir de hastalığım tanım daha konmamıştı. Kanser denmişti ya bana. Moralim o zaman çok şeydi. Yeşim yani o bardakları çok beğenmiştim ama çok pahalı diye yalan yok şey yapmamıştım. O zaman yeşim yavrum benim. Beni mutlu etmek için kapıya koymuş. Bir geldi kapıya koymuş bir de beni çok mutlu etmişti. Bir de çiçek almış bana. Ama güzel. Ama her o bardak daha kullanmak nasip olmadı. Çok güzel bardaklar kıyım. Ama şey ama ondan sonra da sana gelen olmadı ya. Aynen. Kızlar aynen. Geldiğinde Ayça'lar geldiğinde var mıydı o bardaklar? Yoktu galiba. Yoktu herhalde. Değil mi? Yoktu herhalde. Yoksa ablam onları kesin kullanırdı. Yoktu ama yoktu. Sonradan şey oldu. Ablamın ya. Şeylerle güzel olacak. Gold kaşıklar. Şeyleri siyah var. Siyah masam. He. Şey örtüm. Tabakları siyah. Onlar çok güzel. Aşağı şeyde tabaklarımın kenarları gold siyah. Bir de ayrıyeten suplalarım da şeyde gold. Var ya gold rengi. Ben ablamla ay senle o gün baktık o sus kalmamış bile onlar. Gerçi yine gelir. Güzel değil mi yapraklar? Güzel. Kenarlarına şeyini alıyorsun. Aynen aha böyle. Damarları varsa alıyorum. Öyle bir şey diyor mu? Yavaş yavaş kapatalım. Konuşacak mı? Sizler ne yapıyorsunuz bayanlar? Bayram hazırlıklarınız tamam mı? Yapmaya başladınız mı bayram temizliği? Börekleri. Valla ben bayram temizliği hanımlar fazla bir şey yapmadım. Niye diyor biliyor musunuz? Niye? Çünkü benim böyle bir şimdi bahara giriyoruz da büyük temizlik yapasım var. İnşallah. Benim anneme aldığımız kadın ablamız var ya. O abla demek o. Abla değil benden küçük pardon. Lafımı geri alıyorum. Duymasın öldürür seni Asiye. Asiye'cim çok sevdim onu. Asiye. O da beni çok sevdi Asiye'cim. Asiye'cimi almak istiyorum. Güleriz biraz. Hem güleriz. Ay çok komik ya. Ondan sonra mutfağı yine bir kendim yaparım da ben Asiye'cim o gardıraplar camdı çerçeveydi. Gözümün önüne geldim. Ay çok komik ama beni ya. Beni içeri çekti ya. Neredesin sen gençim? Böyle ya. Ne olur ha yeşime söyle. Gelsin. Hiçbir şey istemiyorum ondan. Gelsin beraber çay içelim. Çok komik arkadaşlar. Hani böyle izin verse de bir çeksek. Öyle bir komşun olsa yaşlanmazsın. Yani var ya ben öyle bir hayat insan dolu. Görmedim. Hayat ama dolu. Ama 40 bin kere maşallah. Ama ben öyle yani temizliğe gidip de öyle temizleyen ben öyle görmedim. Bakın bunca seneden beri biz annemin evine ben öyle çok temizlikçi alan bir kadın değilim. Yalan konuşmam. Biz kendi işimizi biz öyleyiz. Biz öyle herkes her şeyini taşınırken aldım ilk defa. Taşınırken evet aynen ben. Bir de bir Covid olduğumda genel böyle ince bir temizlik yaptırdım. Böyle birkaç kere 3 kere 4 kere bu 22 evlilik. Senelik evliyim 2 kere aldım. Ben de öyle 29 senelik evliyim 30 sene gireceğim. Vallahi ben 3 kere 4 kere anca almışımdır. Şöyle söyleyeyim. Bahar temizliğini almak istiyorum. Yani bu bayramdan sonraki önümüzdeki haftalar falan. Allah izin verirse, nasip ederse Rabbi. O yüzden fazla bir şey yapmadım. Ama hallarım mallarımdan yıkanacak mukancak yok. Hepsi tertemiz. Yani. Ben devamlı ince olan hallarımı makineye atıyorum, yıkıyorum zaten. Öyle işte cam çerçeveydi, işte gardırop üstleriydi. Ne yaz temizliği, ne bahar i̇şte, temizliği bitmiyor da Allah sağlık versin. Ben yorgandı şeydi zaten
devamlı yıkıyorum. Makinem 9 kilo ya. Hep atıyorum, yıkıyorum. Devamlı. Hemen de yorgandı. Benim hemen kuruyor bir de sıçacık. Şunun üstüne doğru bir atıyorum. Onu binde sıktırıyorum. Oh. Hemen bir günde kuruyor. Mis gibi. Bir de benim arka balkonum kapalı. Camını da açıyor şenden yarım. Orada mis gibi fırıl 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 kuruyorlar. Çok güzel oluyor. Maç var. Ya sağlık olsun yeter ki hanımlar. Aynen. Sağlık olduktan sonra iş, insana bir şey yapmak. Benim annemin bir lafı vardır. İş senden korksun, sen işten korkma. Bazen ben büyütürüm ya böyle, ay nasıl yetiştireceğim. Ay demin de. Vallahi bakın ben bugün de dedim şey ona. Yapmam. Yeter ki benim sağlığım yerinde olsun. İşten hiç korkmam. Ben de korkmuyorum yani, ama bak, halsizlik oluyor ya Allah böyle. Allah büyüktür. Bir şekilde olur. Yeter ki bir o niyetlen, o yola bir gir. Ben mesela geldim akşam. Hiç yemeğim, bir şeyim yoktu. Hemen girdim. Önce bunları çıkarttım. Suya bastım. Yapraklar dolapta şey yapsınlar diye. Leğende suya bastım. Erisinler diye buzları. Ondan sonra içini hazırladım. Ondan sonra yemek faslına girdim. Yemekleri hazırladım, ettim. Yeşim geldi, hep birlikte sofrayı kurduk, yedik, içtik. Şimdi dolma soruyoruz. Yeter ki şey yap. İste yani. Sağlığın olsun, her şey yapılır. Vallahi. Videomun kapanışını sen yap. Böyle burada kapatalım. Çünkü ben gündüz de çektim. Tamam. Bir daha bunun üzerine. Şey zaten hani göstermeme gerek yok. Şöyle bakın. Kalem gibi sarıyoruz. Aynen. Gördüğünüz gibi. Ben böyle çok kalın kalın dolma sevmiyorum. Benim kalın mı? Yok, hayır. Hani ama böyle bazıları daha ince. Ha. Benimkiler bir tık daha. Ben ama biz güzel bu şekilde sararız. Kalem gibi sararım. İnce ve uzun, ya ne kadar çok da uzun değil. Mesela şeyle göre böyle şey sevmiyorum. Hani böyle golun golun içini seviyor bazıları. Zeytinyağlı da olmuyor. Biz zeytinyağlı etli böyle. Etli de öyle. Etli seviyorum. De minik minik sararım. Geçen şeyden sardım. He, pazı mı? Pazı sardım. Çok güzel oldu etli. Onu babama, annem babama onu lahana diye kaptırıyor. Babam sağ ol, yaşlı ya adamcağız. Önceden olsa gençliğinde anlardı. Kaptırıyor. Babam, babam da yiyor. Sümer, bu lahana da ne kadar taze, ipinceymiş. Yumuşacık. Yumuşacıkmış. Halbuki eve gidi babacığım. Dişleri de yok ya. Bakın size bir şey anlatayım mı? Gülmekten ölürsünüz. Anlatayım mı? Neyi? Geçen annem. Anlat. Şimdi annem bu ara, hanımlar biliyorsunuz annemin rahatsızlığını. Annemin bu ara takıntıları var yine. İşte hep böyle ölüm, öleceğim, şöyle, böyle. Allah'ım gecinden versin. Aynen. Rabbim uzun ömürler versin analarımıza, babalarımıza Rabbim. Aynen. Şey işte o günü, tövbe estağfurullah, akşam sofradayız. Tabii tabii. Annem böyle yaptı şimdi. Şey dedi, ben dedi bu ara iyi değilim dedi. Çocuklar dedi. Hep birlikteyken dedi, size de söyleyeyim, sizin de haberiniz olsun. Benim beyaz eşyalarım, her şeyim daha yeni değiştik ya dedi. İşte bana döndü böyle yaptı. Benim bütün beyaz eşyalarımı ben de öyle değiştim. Bir tek bulaşık makinesini değiştirdim ama bulaşık makinem de benim gıcır gıcır. Annem böyle yaptı. Senin bulaşık makinen dedi, değişilecek dedi. Benim bulaşık makinesini sen alırsın dedi. İşte benim buzdolabım dedi, Rıza'nınkinden daha iyi dedi. Buzdolabını Rıza'ya verirsiniz dedi. Yeşil sana ne dedi? Bana bir şey demedi. Daha sonra ben de dedim ki, tövbe estağfurullah, tövbe estağfurullah. O nereden çıktı anne be dedim. Sen de dedim ya. Tövbe estağfurullah dedim. Ben dedim ki senin bir şeysini de istemem. Sus dedim ya. Doğru konuş dedim. Ne ölmesin ne şey filan. Babama gel. Şimdi babam böyle durdu 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 durdu. E Sümer. Sen ölünce ben de mi öleceğim? Sen ölünce ben de mi öleceğim? Beni de mi gömdün? Ben ne olacağım? Eşyaları da attın. Ama arkadaşlar. Öyle. Ben de kullanacağım. Ben de kullanacağım. Biz var ya gülmekten artık var ya. Annem ne diyor? Aa bu evlenecek herhalde. Bu evlenecek herhalde. Baksana ben ne olacağım diyor. Ama var ya gülmekten biz yerlere yattık. Gül Allah, gül Allah, gül Allah. Hay babamın bir de böyle kafasını eğerek anneme. Sümer ben de mi öleceğim? E beni de gömdün. Ben ne olacağım? Doğru eşyaları da attın da ben ne olacağım? Ama var ya öyle böyle değil. İşte ağlamakla gülmek kardeş diyorlar ya, gerçekten öyle. Aynen. Anacım öyle diyor bu aralar. Allah'ım uzun ömürler versin. Ya Rabbim. İyi değilim. İyi değilim. Ben olacağım. İyi değilim. Bu psikolojik zaten. Psikolojik zaten. Şey, bu panik atak. Yani. Rabbim uzun ömürler versin. Amin. Mutlu etmeye çalışıyoruz. Ediyoruz ama işte. Halıları sermedim Arife günü sereceğiz. Evet iyi yaptın. Sümerciğim. Hadi kapat abla. Evet hanımlar. Şimdiden herkese bakıyor. Kolay gelsin.
Herkes bayram hazırlığında, bayram temizliğinde. Bunu galiba şeyde paylaşacağız. Bayramda mı? Arife günü. Aynen. Arife günü paylaşacağız. Şimdiden çünkü hepinize... yarın video var. Evet. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Hayırlı bayramlar. Allah nicelerine eriştirsin. Allah nice Ramazanlara eriştirsin. Bayramlara eriştirsin. Cümlemizi. Her şeyden önce... Eksiksiz. Evet. Her şeyden önce Rabbim sağlık versin, sıhhat versin, huzur versin, mutluluk versin. Amin. Her şey gönlünüzce olsun inşallah. Sevgiyle kalın. Nice bayramlar görelim hep birlikte inşallah. Allah'ım sevdiklerinizle beraber sağlıklı, huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum herkese. Bizi izlediğiniz için de hepinize ayrı ayrı teşekkürler ederim. Bakın hanımlar, ben yorum yapmıyorum ama okuyorum. Okuyor. Ama hepinizin yorumlarını görüyorum. Beni çok mutlu ediyorsunuz. Sevginiz için, güzel mesajlarınız için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Hepinizi çok seviyorum. Yeşilcime de abone olmayı unutmayın lütfen. Abone olmayanlar lütfen abone olun. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Sizleri çok seviyoruz. Öpüyoruz. Hepinizi öpüyorum. İyi akşamlar. Biz sarmaya devam. Aynen.